Adobe Edge Web Fonts içerisindeki fontları web sitesi içerisine kodlamayla da ekleyebiliriz. Bunun için html.adobe.com web sitesine bağlanıp ben de hemen şöyle bağlanayım. Açılan sitede Edge Tool and Service sayfası içerisindeki Edge Web Fonts sayfasına bağlanıyor. Bu sayfanın alt tarafında ilk eğitime başladığımızda da bahsetmiş olduğum gibi HTML scriptini burada görebiliyoruz. Buradaki HTML script'i kullanarak seçmiş olduğum bir font var. Bu fontu çalışmam içerisinde şuradaki Indi Studio gibi yazıların kullanılmış olduğu Heading 2 stilinde kullanmak istiyorum. Bunun için öncelikle hemen web fontun sayfasına tekrar dönüş yapıp HTML head satırı içerisinde yapıştıracağım script'i şu şekilde seçip klavyeden komut ile kopyaladıktan sonra tekrar buraya gelerek head başlığı kapanmadan önce yapıştırıyorum. Daha sonra bunu heading 2 için atanmış CSS özelliklerine eklemem gerekiyor. Ve font içerisine gidip baktığımda örnek olarak head 1 için verilmiş olan Font Family yani font ailesi bölümünde, yazı tipi ailesi bölümünde fontun ismini yazmam yeterli olacakmış. Sitemin hemen CSS sayfasına bağlanıp burada aşağı doğru biraz indiğimde Head1, Head2, Head3 ve Head4 için atanmış olan buradaki stilleri görebiliyorum. Bu stil yapısından hemen şu şekilde bir kopya daha alıp Macintosh kullanıcıları komut C, Windows kullanıcıları kontrol C ile bir alt satıra inip komut V ile yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra burada Head2 kalacak şekilde diğer bütün yapıyı şu şekilde siliyorum. Font Family özelliğini değiştireceğim. Font Family özelliğine gelip Burada üst tarafta seçmiş olduğum fonta ait zaten aile ismini veriyor. Farklı bir font seçerseniz ona ait CSS stilleri içerisinde kullanacağınız ismini bize verecektir. Buradaki alanı şu şekilde seçip kopyalayıp buradaki alanıma yapıştırıyorum. Evet, sanırım orada bir harf atladım. Evet. Şuradaki harfi de temizledikten sonra artık burada in the studio veya üst taraftaki diğer başlıklarda kullanılmış olan fontu web üzerinde rahatlıkla kullanabileceğim farklı bir fontla değiştirmiş oldum. Hemen bunu çalıştırarak değişikliği görelim. Live butonuna basarak canlı görünüme geçiş yapıp daha sonra da refresh butonuna basıyorum. Ve burada da gördüğünüz gibi head 2 için atanmış olan özellikler burada gelmiş ama bir problem var. Hemen burada var olan yazı alanına dönüp bir bakalım. Örnek bir yazıyı seçerek kod bölümünde HTML koduna bakarak buradaki hemen şu span yapısını kaldırdığımda head 2 için atanmış olan özelliklerim tam olarak gelmiş olacak.